İdeal bir burun nasıl olmalı ya da çok güzel bir burun nasıl olmalı konusu halen günümüzde son derece tartışmalı konudur. Çünkü güzellik kavramı görecelidir. Kişiden kişiye, toplumdan topluma değişir. Bu yüzden standart çok güzel bir burnu tarif etmek pek olası değildir. Fakat yine de bütün dünyada kabul edilen ortak bazı özellikler vardır. Bunların başında burnun karşıdan tek bir parça halinde gözükmesi gelir. Bunu şimdi sizlere şekil üzerinde göstermek istiyorum. Örneğin erkek burnunu ele alırsak, burun düz bir hat üzerinde bir bütünlük içinde aşağıya doğru inmeli ve yukarıdaki genişlik aynı paralellikte aşağıya inmelidir. Burun üzerinde girinti çıkıntılar olmamalıdır. Burun üzerinde kesik görüntüler olmamalıdır. Üst kısmı geniş, alt kısmı dar ya da tam aksine üst kısmı dar, alt kısmı geniş olmamalıdır. Burun delikleri çok fazla karşıdan gözükmemelidir. Burun ucu kanatlara ve yüze göre uyumlu olmalıdır. Aynı şekilde bayan burnunda karşıdan görüntüde de yine bir belli bir düzen, bir uyum, bir paralellik içinde aşağıya doğru inmelidir. Bayanlarda burun ucu daha kalkık olabilir. Aynı şekilde yine de burun delikleri tamamı gözükmemeli, deliklerin bir kısmı gözükmelidir. Bu anlattıklarımı bir de yandan görüntüde anlatmak gerekirse, erkeklerde burun sırtı düz olmalıdır. Düz bir şekilde aşağı inmelidir. Burun dudak kalkıklık açısı da mümkünse 90-95 dereceyi geçmemelidir. Bayanlarda ise çok hafif bir kavis bayanlara daha genç, daha yumuşak bir ifade verir. Aynı şekilde bayanlardaki burun ucu kalkıklığı 95-100-110 derece olabilir. Ama çok önemli bahsetmek istediğim burun kalkıklığı çift açılı olmalıdır. Yani önce belli bir kalkıklık, uç kısmına gelince daha çok kalkıklık. Böylece burun deliklerinin karşıdan çok belirgin olarak gözükmesinin önüne geçmiş oluruz.